Hola chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Barcelona. Bugün Barcelona'dayız. Şu anda aşırı heyecanlıyım çünkü ta Nisan 2018'de bilet alıp 2019 Şubat'ta tek başıma Barcelona'ya geldim. Biletim 460 liraydı. 3 gece konakladığım güzel hostelim ve mükemmel merkezi hostelim 1000 liraydı. Uygun bütçeyle Avrupa'da çok eğlenceli bir şehirde bol yeme içmeli, tek kadın gezmeli. İnanılmaz güzel bir seyahat bizi bekliyor. Bilindiği üzere buraların en böyle olayı tapas, tapastan geçiyor. Yani böyle onların çeşit çeşit mezeleri. Ben de burada en çok bilinen Ciudad Comtal diye bir yere geldim, sanırım böyle okunuyor. Burası en popülerlerinden biriymiş. Tek kişi olduğum için bara oturdum. Şu an istediğimi seçiyorum, yiyorum. Fiyatlar açısından da burası gayet uygunmuş. Santa Maria del Pi Kilisesi'ne ulaştığımızda tabii ki Katalan gotik mimarisi bizi karşılıyor. Hemen karşısındaki şu çam ağacından alıyormuş ismini aslında. Tabii ki bu çam ağacı şu an gerçek değil, yani o zaman isim verilen çam ağacı değil. Ama yine de altındaki kafeyle birlikte inanılmaz fotoğrafik bir görüntü sergiliyor. Sokaklar çok keyifli. Gerçekten eski şehri iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Santa Catarina Market'e giriyorum. Burası da tahminimce böyle yeme içme standlarının falan olduğu bir yer. Ama neden bu kadar kapalı acaba diğer tezgahlar? Bunlar siesta mı yapıyor acaba? Her gittiği şehirde bir Meksika restoranına gitmezse ölecek hastalığına yakalandığım için ve Meksikalı olarak, gönüllü Fahri Meksikalı olduğum için hemen geldim. La Hacienda diye bir restoranda Elborn bölgesine girerken Picasso Müzesi'nin yanında çok güzel bir margarita ve nachos'a durdum. Elborn'un sokaklarını dolaştınız mı? O zaman bitirdiyseniz şu palmiyeli yollara alalım sizi. Portbell'deyim. Portbell neresi? La Barceloneta, yani buranın en ünlü plajına giden, plajlar bölgesine giden sahilin olduğu yer. Küçük sahil kasabası. İleride beni Christoph Colomb heykeli bekliyor. Şimdi onu gideceğim, hikayesini araştıracağım, bakacağım, izleyeceğim. Ve tekrar bugün burada olduğum için ve seyahat etmenin ne kadar güzel bir şey olduğu için şükredeceğim. Evet, Portbell'de göreceğiniz şu güzel yapı, Christoph Colomb heykeli. Çok güzel bir kuş geçti. Katalanlar bunun Katalan olduğuna inanıyormuş, tüm dünya İtalyan olduğunu bilmesine rağmen. O yüzden buraya bir heykeli yapılmış. Ah! Ben Barcelona'yı sevdim ya. Şöyle palmiyeli şehirler her zaman güzel çıkıyor. Vallahi kaçış yok, tam istatistik. Şurayı netleştirdik ki kesinlikle ve kesinlikle özellikle Barcelona'da yaşayanlar boğazlarına çok düşkünler. Birçok pazar var, market var ama burası neydi? Butik. Butikera. Bu. Şu an kilitlendim. Altına yazarım. Her neyse, burası en sevilenler ve bilinenlerden, en de turistik olanlardan. Çünkü La Rambla'nın yakınında, hemen yanından geriliyor. Çikolatalar, tatlılar, tropik meyveler, birçok şey var. Ama unutmayın ki Barcelona'da hırsızlık da çok fazla, yan kesicilik çok fazla. O yüzden böyle kalabalık yerlerde dikkat ederseniz daha sonra üzülmezsiniz.
Sabah 6'da kalktığım için benim için çok uzun bir gün oldu. Üstelik kilometrelerce yürüyüş. Yarın sabah 7'de kalkıp Parkgöl'e gitme hedefim var. Bu yüzden yavaş yavaş hostele kaçıyorum. Birinci günün sonu. Mutluluk. Herkese merhaba. Barcelona'daki ikinci günümü tabii ki Parkgöl'de başlatıyorum. Çünkü buraya kesinlikle sabah gelmelisiniz. Zamanında bir iş adamının aldığı bu kadar büyük bir araziyi Gaudi'ye vermesi ve Gaudi'nin burada Sagrada Familia'dan sonra, yani ikisi birlikte diyelim, en güzel eserini yaratmasıyla Parkgöl oluşmuş. Sabah saatlerinde gelirseniz çok çok rahat gezersiniz. Çünkü içerisi inanılmaz Asyalı turist kaynıyor. Ve sabah gelirken yol üzerinde gün doğumu yapmış oluyorsunuz. Gün doğumunu da arkada belki görebiliyorsunuzdur. Şimdi biraz parkı yürümeye devam edeceğim. İletlerinizi de mutlaka önceden online olarak alın. Çünkü burada çok sıra bekleyebilirsiniz. Eğer sabah açılış saatinden önce gelirseniz belki yakalanmadan biletsiz içeri girme olasılığınız olabilir. Şu gördüğünüz sütunlu alanda Sala Hipostila, burada böyle pazar yeri olarak tasarlanmış. Şimdi yavaş yavaş Parkgöl'den ayrılıyorum ve söylemeden geçemeyeceğim. Gaudi gerçekten burada böyle pasta tarzı evler falan yapmış. İşte bu gördüğünüz tüm o renkli renkli seramikler aslında onun tasarımı. Bütün o ejderhaya benzeyen, işte kaplumbağamdır, ejderhamdır, ona benzeyen heykelin tasarımı. Yani bir park ne kadar güzel olabilirse o kadar güzelleştirmiş. Hem de Sagrada Familia biletinizi online olarak önceden almanız gerekiyor. Ben de onu saat 4.15 almıştım. Çünkü 4'ten sonraki seanslar indirimliydi. Normalde sadece giriş 17 euro falandı kulelere çıkmadığınızda. Ben 9 euroya aldım bu saat 4'e aldığım için. O yüzden saat 30 yaşından altında olduğum için, bu arada hala genç olduğum için, mesela Umur olsa alamazdı. Her neyse öyle. O yüzden önceden bilet almanız gerekiyor. Yoksa delilercesine, ama delilercesine sıra var. Hani bekleyip o gün giremeyebilirsiniz bile. Ben de o saate kadar gideceğim şimdi taco yemeye. Çünkü burada Taco Alto diye güzel bir takocu varmış. Çok tavsiye etler. Bir de daha sangria içemedim henüz. Onu da deneyeceğim. İnşallah yiyeceğim. Sonra buraya geldiğimde yemek istediğim şeyler arasında akşam yine zaten şeye gideceğiz. Tapasçıya gideceğiz. Ama şey var dedi. Paella. Paella da böyle İspanyol pilavı gibi bir şey. İçine böyle karides, marides bayağı güzel oluyor. Bir de patatas bravas var. Onu akşam tapasçıya deneyebilirim. Böyle patatesli bir meze. Bu arada aklıma gelmişken tapas la tapa'dan geliyor. Yani tahminimce tıpa. Yani böyle tok tutsun, hani tıkasın manasında galiba. Öyle. Dil şu an bana bunu söylüyor. Şimdi La Sagrada Familia'ya geldim. Zamanında Antoni Gaudi'nin bunun inşaatına başladığında ineklerin otladığı bir yerdeyim. Park burası. Burasının hikayesi çok ilginç. Çünkü Gaudi buraya her şeyini adamış. Çok koyu bir Katolik, müthiş bir mimar. Bütün eserlerini, gelirlerini, her şeyini buna yatırarak bunu bitirmeyi amaçlıyor ve sadece bir cephesini tamamlayabiliyor, ölüyor. Ölümünün 100. yılında bunu yetiştirmeye çalışıyorlar. Çoğu kişi devam etmemesi gerektiğini düşünüyor inşaatın, ki ben de öyle düşünüyorum. Mesela Salvador Dali'ye de teklif edilmiş, kesinlikle kabul etmemiş. Yani onun eseri o, onun yaratıcılığı diye. İspanyol Savaşı'nda da notları yandığı için baya böyle nasıl bir şey planladığını da bilmiyorlar ve varsayımsal olarak yola çıkıyorlar. Kesinlikle bıraksalar daha iyi olurdu. Bir de halkın geliriyle aslında şu an yapılıyor. Halk bağış yapıyor, onun geliriyle oluyor. Ama UNESCO mirasında. Bitirilir mi bilmiyorum. Halk arasında da bitmeyen kilise, bitmeyen katedral diye nam salmış. İnternetten dediğim gibi bilet almıştım. Birazdan gireceğim içeri gezmeye. Daha fazla bilgi edinirsem aktarırım. Nasıl diyeyim? Bayağı ruhu olan bir yer ve içerisi çok doğayla bezenmişmiş. Mişmişmiş. Bakalım nasılmış. Hayatımda gördüğüm en ilginç katedralin içindeyim. Ki Avrupa'da gittiklerim herhalde sayısı sınırı yoktur. Kesinlikle geldiğinizde atlamamanız gereken, girmeniz gereken bir yer, hakkını veriyor. Kesinlikle değer. Yani bu yapıyı görmeden dönmemeniz lazım. Gördüğünüz gibi tavandaki şu yapılar çiçeğe benziyor. Ağaç gibi olan sütunları da görüyorsunuz.
Gaudi çok fazla doğadan etkilenmiş. O yüzden hep her yerde doğayı yansıtmış. Kilisenin içindeki aydınlatma da çok güzel. Sizi gerçekten farklı bir atmosferde hissettiriyor. Muhteşem yani. Kesinlikle ve kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Herkese Barcelona'daki 3. günümden merhaba. Şanslıydım hava açısından. Şubat ayında buraya gelmiş olmama rağmen çok güneşliydi. Hep 15 dereceydi. Ama bence hissedilen daha fazlaydı. Güneşli bir tatil geçirdiğim için çok mutluyum. O yüzden buralar aslında hep sıcak, ucuz ve şehrin hem ucuz zamanı hem biletler daha uygun. Siz bence yaza fikslemeyin, kendinizi kışında gelmeyi düşünebilirsiniz. Ve Barcelona'nın içinden küçük bir Los Angeles çıkması. İnanamıyorum ya. Çok güzelmiş bu sahil. Özellikle kışın geldiğim için beklentilerimi çok 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 düşük tutmuştum. Hani bomboş olur falan diye, ama havanın da etkisiyle şu an çok dolu. İnsanlar böyle kumsalı izliyor, takılıyor falan. Hatta burada yazı erken kutlama falan bile yapılabilir yani. Belki erken denize girilebilir bu sıcaklıklarda. Şu W Hotel. Buraya kadar yürüyün mutlaka. Konumunuz o olsun. Şurada da bir teleferik var. Şimdi binebilirsem ben ona binip karşıya geçmeye çalışacağım. Bakalım, inşallah yapabilirim. Acaba. Flamenco izlemeden döner miyim? Söz var. Şu. Karpuz alarken biraz önce karşıma çıktı. Zaten inanıp bulduğunuz şeyler sizi çeker ya, öyle bir şey işte. Diyor ki, iki tane hayatımız var. İkincisi ise sadece bir tane olduğunu fark ettiğimiz an başlar. Bence aşırı doğru bir şey. O yüzden tek bir yaşamınız olduğunu bilerek yaşayın. Mutlu olun. İstediğiniz şeyi yapın. Hayatımızın merkezinde de sadece siz olun.